4 Mart 1931 Menemen Vakası Sonrası Şeyh Esat Erbili'nin Öldürülmesi O dönem tasfiyeye uğrayan sembolik mağdurlardan biri de Şeyh Esat Erbili'dir. Dönemin manevi dinamiklerinden biri olan Şeyh Esat Erbili, Menemen Vakası bahane edilerek yok edildi. Anne ve baba tarafından seyit olan erbirli Şeyh Esat Efendi'nin dedesi Şeyh Hidayetullah Efendi, Mevlana Halid-i Bağdadi Hazretleri'nin erbil halifesiydi. Hem nakşi hem de kadiri icazeti olan bir alimdi. 1883'te İstanbul'a gelmiş, Fatih Camii'nde ders okutmaya başlamış, ünü kısa zamanda yayılan Erbili Hazretlerini Abdülhamit Han'ın damadı Halit Paşa saraya davet edip sohbetlerinden istifade etmişti. Şeyh Esat Erbili daha sonra İstanbul'da bütün tarikatları aynı çatı altında toplayan heyetin isteğiyle Şeyhler heyetinin reisi seçilir. Cumhuriyetten sonra bir kenara çekilir, zikir ve ayini terk eder. Yalnız ilmi ve dini sohbetler yapar. Cumhuriyetin ilanından sonra istiklal mahkemeleriyle başlayan rüzgar onu da içine alır. 1930'da özellikle Nakşiler aleyhinde kampanyalar başlar. Şeyh Esat Erbil'i Menemen olayında bir numaralı suçlu olarak gösterilir. 23 Aralık 1930'da tutuklanıp Menemen'e sevk edilir. İdam talebiyle yargılanır fakat o sırada yaşı 90'ı geçtiği için yürümekte bile zorlanmaktadır. Cezası müebbete çevrildi. Oğlu Ali Efendi ise idam edildi. Hapishanedeyken üremi tedavisi için askeri hastaneye gönderilir. Rahatsızlığı artınca doktor iyileşmeniz için gerekli diyerek her gün iğne yapmaya başlar. Tedavisi devam ederken 4 Mart 1931'de gece vakti vefat eder. İddialara göre damar içi enjeksiyonla potasyum verilerek zehirlenmiştir. Naşı ailesine verilmez. Cenaze namazının kılınmasına bile izin verilmeden Menemen'de defnedilir. Erbilin mahkemeye son sözleri 90'a merdiven dayadım. 20 senedir kendimi ölü farz ediyorum. Menemen'de Divan-ı Harp yani askeri mahkeme kurulduktan sonra yargılama 3 ana kategoride ilerledi. İlk etapta dönemin Türk ocaklarının siyasi havası içinde kendisine Koplay yani Kubilay denilen Mustafa Fehmi'nin öldürüldüğü provokasyonun içinde bizzat yer alan 6 isimden yalnızca 3'ü dava edilebildi. Olaya fiilen karışan Derviş Mehmet, Şam'dan Mehmet, Hacı Topuzoğlu, Sütçü Mehmet ölürken Mehmet Emin, Nalıncı Hasan ve Ali oğlu Hasan mahkemede yargılandı. Mehmet Emin idam edildi. Menemen'deki provokasyonla hiçbir alakası olmadığı halde Erbili Hazretleri ve etrafındakiler de ikinci fasılda Divan-ı Harp karşısındaydı. Son olarak memleketin dört bir yanında toplanan Nakşi, Rufayi hatta Mevlevi alim ve hocalar sözde irticai kalkışma teşkilatının üyeleri olarak yargılandılar.'' Divan-ı Harp Reisi Mustafa Muğlalı'nın Anadolu Ajansı'na 16 Ocak 1931'de verdiği demece göre 165 kişi lüzumu muhakeme yani yargılanma talebiyle mahkeme huzuruna çıkarıldı. Esat Erbili'nin aleyhinde Menemen tahrikini planladığı iddiasıyla bir de mektup uyduruldu. Erbili Hazretleri bunu kabul etmedi. Mahkemede vasiyetini okudu ve son olarak şöyle konuştu. 90 yaşındayım.'' o tarihte 84 yaşında ancak 90'lı yaşlara geldiğini söylemek istiyordu. 20 seneden beri kendimi ölü farz ediyorum. Türklüğe hizmetim olduğundan oğlum İngilizler tarafından Bağdat'tan nef yedildi. Bu olaydan sonra menemen sustu. Esat Erbili Hazretlerinin kabrinin bulunduğu Safa Camii'nin 52 yıllık imamı İrfan Kahraman, caminin bulunduğu alanın eskiden cezaevi olduğunu ve idamların burada gerçekleştirildiğini söylüyor. 71 yaşındaki kahraman caminin yapımı esnasında toplu mezar gibi dozerle çıkarılan çok sayıda kemik yığınlarına rastlandığını aktarıyor. Asıldığından ailesinin haberi olmayan birçok mazlumun olduğunu iddia eden kahraman, Yakınlarının idam edildiğini sonradan öğrenen kişilerin yıllarca sessiz bir şekilde gelip mezarı belli olmayan yakınlarına camide Fatiha okuyup gittiğini anlatıyor. Esat Erbil'inin kabrini ziyarete gelenlerin 2000'li yılların başına kadar sorguya çekildiğini belirten kahraman, "Camiye kimler geliyor?" diye onlarca soruşturma geçirdiğini aktarıyor. "Düne kadar rahat bırakmadılar. 20 yıl önce bir komutan geldi." burada bir peder yatıyormuş nerede o diye sordu. Koca sultan burada yatıyor ama bir kabir bile yapılamadı. Konya'da İstanbul'da akrabaları var. Çok eziyet görmüşler, gelmiyorlar, gelemiyorlar. Dünyanın bir ucundan araştırarak gelen, dua edip geri dönen insanlar var. Fakat Menemenli bilmiyor burayı. Kahraman sorulara ise burası mezarlık, benim burada babam dedem yatıyor diyen geliyor, Fatiha okuyup gidiyorlar cevabını verdiğini ifade ediyor. O dönemi yaşayan ya da duyan yaşlıların hala korktuğunu ve bu nedenle konuşmak istemediklerinin de altını çizen kahraman, Menemenli o tarihten sonra sustu. Çünkü olayı gördüm, duydum diyeni asmışlar ifadelerini kullanıyor. Komşuları Ayşe Nine'nin yaşadığı tramvayı ise şöyle anlatıyor. Komşumuz Ayşe nine yaşlı bir kadındı. Hiç konuşmazdı. Küçük kızım bir gün Ayşe nine niye hiç konuşmuyorsun diye sordu. O da kızım duydum gördüm diyeni astılar. Bir gece evimin kapısını kırıp girdiler. Eşimi götürdüler. Konuşup yanlış bir şey söylemekten korkuyorum dedi. Düne kadar kimse arasında bile konuşmazdı bu olayları. Olaya aylar öncesinden zemin hazırlandı. Olaydan 5 ay önce o zamanların en çok satan Vakit gazetesinde 18 Temmuz 1930 tarihli haberi şöyledir. Erenköy'ünde bir dedikodu. Yüzlerce müridi olan bu esrarengiz şeyh kimdir? Cumhuriyet ve Akşam gibi gazetelerde tarikatlara yönelik yaptıkları haberlerle Aralık ayının faciasını hazırlar. Basındaki tarikat adamlarına başlayan saldırı menemene zemin teşkil eder. 30 Aralık 1930 günü Manisa'dan Menemen'e gelen Mehdi Mehmet lakaplı Giritli Mehmet ve etrafına cahil Esrarkeş 5 kişi toplar. Olay sonrası ceplerinden çıkan Esrar'ın dirhemi bile tutanaklara geçmiştir. Mehmet ve arkadaşları Menemen'in merkezindeki jandarma karakolunun karşısındaki camiye gelerek halkı çevresine toplanmaya çağırır. Ne olup bittiğini anlayamayan halk ürker. 70 bin askerinin yolda olduğunu söyleyen Mehmet, bağırıp çağırır, şeriatı ilan ettiğini belirtir. Hadisenin yakınındaki kışlada nöbetçi bulunan Asteğmen Kubilay, yanına bir manga asker alıp meydana gelir. Aradan hayli zaman geçmesine rağmen ortada hiçbir hükümet otoritesi yoktur. Kubilay askerlerini geride bırakıp Mehmet'in üzerine yürür ve iki tokat vurur. Yere düşen Mehmet, Kubilay'ın ayağına kurşun yağdırır kendi başlarına ne geleceğini kestiremeyen jandarmalar şaşkınlıkla geriye dönüp kaçar. Halk dört bir yana kaçışırken büyük bir bölük asker olay yerine gelir. Mehmet ve arkadaşlarının üzerine mitralyözle ateş yağdırır. Mehmet ve üç arkadaşıyla birlikte iki masum bekçi de olay yerinde can verir. Diğer iki kişi kaçar fakat daha sonra yakalanır. Menemen küçük bir yerdir ve yaklaşık yarım saat olaylara hiçbir hükümet yetkilisi müdahale etmemiştir. Birçok şahitse olaydan sonra yakalanan Mehmet'in arkadaşlarından Mehmet Emin'in ''Hani bize para vereceklerdi, bu nasıl iş?'' dediğini aktarır. Kubilay'ı öldürenler esrar keş çıktı. Menemen olayının bir numaralı hedefi Esat Erbili Hazretleri'ydi. Hadiseyi çıkaran baş aktörse Esrarkeş Giritli Mehmet'tir. 24 Aralık 2007'de duyurulan dönemin Genelkurmay Başkanlığı ve Emniyetine ait resmi kayıtlar ve belgeler Kubilay'ı katledenlerin esrarkeş olduğunu belirtiyor ve dönemin yerel idarecilerini haberdar olmalarına rağmen olaylara seyirci kalmakla suçluyordu. <laughs>